Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ. Mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Sallu ala Resulina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed. Sallu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Euzu billahi semi'u alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike minemezati şeyatîn. أعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما التمتع بكثرته فَصْلٌ فِي مَا كَانَ التَّمَتُّعُ وَالْكَمَالُ بِقِلَّتِهِ وَأَمَّا مَا تَدْعُو ضَرُورَةُ الْحَيَاةِ إِلَيْهِ مِمَّا فَصَّلْنَاهُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ ضُرُورٍ ضَرْبٌ الْفَصْلُ فِي قِلَّتِهِ وَضَرْبٌ الْفَصْلُ فِي كَثْرَتِهِ وَضَرْبٌ تَخْتَلِفُ الْأَحْوَالُ فِيهِ. Dersimiz Şifa-ı Şerif'te tabii bütün dersler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkındadır. Onun farklı vasıfları beyanındadır. Bu fasıl neyle alakalıdır? Fîmâ ol şeyler hakkında ki kâne temettühü kâne oldu temettühü övülmek beğenilmek vel kemâlu olgunluk, mükemmellik neyle oldu? Bir kılleti o şeylerin azlığıyla oldu. Yani ne demek? Neleri az yapmak, hangi şeyleri az yapmak övgü sebebi ise kemal sebebi ise onları anlatacak. Mesela neleri az yapmak insanı ne yapar? Medhem, medhü senaya mazhar kılar. Ve ama o şeyler itedru davet ediyor zaruratül hayati yaşama mecburiyetimiz var. Hayatımız da bizi bazı şeylere mecbur ediyor. İleyhi o şeylere mimma fassalnâhu. İşte şu anda tafsil edeceğimiz, yani tafsil fasıldan da gelir, fasıllara böleceğiz diyor. Birkaç fasılda ele alacağımız konularda yaşamak için zaruret olan konu var. فَعَلَى تَلَافَةِ ضُرُوبٍ üç darb üzerine, yani üç sınıfta değerlendirdi. Darbun bir sınıf var ki el fazlu üstünlük neredir? فِي قِلَّتِهِ onun azlığındadır. Mesela yemek. Az yemek üstündür. Az uyumak üstündür. Az içmek üstündür. Az konuşmak üstündür. Az görüşmek üstündür. Yani onların azlığı makbuldür diyelim. Radarun bir sınıf var. El-Fazlu fi kesretihi onun çokluğunda üstünlük var. Mesela fazla namaz kılmak iyidir. Çok oruç tutmak iyidir. Yani onların çokluğu muhtemel. Çok Kur'an okumak iyidir. Çok zikretmek iyidir. Radarun bir çeşit var. Tehteliful ehvalu haller farklı olur fihi onda. Yani bazı şeylerde nisbidir, orantılıdır.
değişir yani onun çokluğu azlığı yerine göre çokluğu muhtemel olur. Yerine göre azlığı iyi olur. Yani o özel bir bapta değerlendirilecek. Şimdi فَاَمَّا مَا indi o şeyler ki اَتَّمَتْتُهُ وَالْكَمَالُهُ övülmek ve beğenilmek ve mükemmellik bir kılleti ittifakan yani herkesin ittifakıyla onlara az yapılması övgü sebebidir. وَاَلَا كُلِّ حَالْ ve her zamanda ve mekanda zamana zemine göre değişmez. Her zaman herkesin yani akıl, fikir, rey sahiplerinin ittifakıyla az yapılması üstünlük sebebi olan şeyler. Adeten ve şeriaten, örf ve adete göre de öyledir, şeriata göre de öyledir. Ne gibi şeyler? Kel-gıdai, yemek gibi, önemli uyku gibi. Şimdi az yemek herkesçe muteberdir. Yani herkes az yiyeni makbul sayar. Uyku, az uyuyanı herkes beğenir, över, metheder. Örf-i adette de böyledir. Yani halk arasında da böyledir. Hatta gavurlarda da böyledir. Yani felsefede de böyledir. Yunan felsefecilerine göre de böyledir. Yani ezratına da sorsam böyledir. Efendim diyelim tabii onlar İslam'dan önceki Aristo'ya da sorsam böyledir. Ama İslam içindeki alimlere de sorsam böyledir. Tıp doktorlara da sorsam böyledir. Tarikat eline de sorsam böyledir. Yani şimdi çok yemek ve çok uyumanın muteber olduğu bir görüş yok yani. Dolayısıyla bu konu ittifaklı olan, her halükarda sabit olan, duruma göre değişmeyen, örfte adette de, şeriatta da böyle olan meselelerdir. Bunlar velem tezelin Arabu, Araplarda bu özellikle biraz daha muteberdir. Çünkü Araplarda hikmet vardır. Ve Rumlarda, kafirlerde biraz fazla yemek, yani fazla keyif örfen genelde makbul iken evvelce, cahiliyet döneminde bile Araplarda çok yemek ve çok uyumak muteber değildi mesela. وَلَمْ تَزَلِّ حُكَمَاهُ Hakimler, yani hakim burada hikmet felsefeye diyorlar. Felsefe alimleri, yani Yunan hükeması. Yunan filozofları vardır, Hint filozofları vardır. Hindistan'da da bu önemli bir ilim kaynağıdır. Pers, yani Fars milleti, Acemler'de İslam öncesi. Burada da çok felsefe adamı çıkmıştır. Onları Araplarla karşılaştırıyor. Yani hükema deyince üç milletten Yunan, Hint ve Yunan deyince Avrupa yani. Sadece Yunanistan değil. O bir ekoldür yani. Yunan eski olduğu için. Ve Arap'ı Araplar diyor. Onları onlarla karşılaştırıyor. Az uyumayı ve az yemeği hep methederler. Tetemadehu bunların hepsi övünürler. Bi kılletihima yemek ve uykunun azlığıyla ve tezümmü zem yaparlar. Yani tenkit yaparlar. Bir kesratihima bunların çokluğuyla. Çok uyuyanı, çok yiyeni bu filozoflar olsun, Araplardaki felsefe ehli olsun, cahiliyet dönemindeki hükema olsun ne yaparlar? Zem ederler, kınarlar. Niye hikmet sahibi felsefecileri özellikle öne alıyor? Çünkü onlar riyazata daha çok önem verirler. Hele ki Hindistan'da İmam Rabbani Hazretleri mektubatta berahime ve cukiye diye mezhepler sayar. Bunlar şimdi bir değişik isimleri var. Halen devam ediyorlar. O kadar az yiyorlar, az içiyorlar, az uyuyorlar ki yani onlar Müslüman değil. Bunlar riyazat deniyor. Yani periz. Fakat sadece yemek perizi değil artık. Onun her türlü periz. Zaten birbirine de bağlı şeyler. Çünkü az yedin mi az içiyorsun, az içtin mi az uyuyorsun. Yani bunlar birbirini gerektiren, istilzam eden durumlar.
Bunlara bir hal arız oluyor. Safa-i nefs deniyor ona. Yani tarikatta, tasavvufta olduğu gibi manevi kalbin temizlenmesi değil. Fakat nefis yükü azalıyor nefsin. Yani yemek içmenin azlığından yükü azalıyor. Bu yükün azlığı bunlara bir hafiflik veriyor. Bu hafiflik de cinleri bunlara çekiyor. Cinler az yiyen, az uyuyan, az içen adamı çok severler. Gavur olsun, Müslüman olsun. Gavur cin, gavurunu sever. Müslüman cin, Müslümanını sever. Şey bir adam cinsiz, kitapsız da olsa bize Hindular, Sikhler, yani Müslüman olmayan Hintlilerden, bu riyazatlerle amel eden, tabi bunlar felsefeden gelen şeylerdir. Yani eski Yunan hükemasından gelen şeylerdir bu az yemek, az içmek şeyleri. O da nereden kalmıştır? Yine Allah'ın indirdiği kitaplardan, yani Tevrat'tan, İncil'in aslında İbrahim Aleyhisselam'ın sayfelerinden, Musa Aleyhisselam'ın sayfelerinde var bunlar. Fakat bunlar tabii imandan, dinden, yoldan çıksalar da bazı şeyleri yürütmüşlerdir, devam ettirmişlerdir, sürdürmüşlerdir. Bu sürdürdüklerinden tabii genel manada değil, bir kısmının sürdürdüğü şey bu riyazat devam etmiştir. Fakat bu riyazat insanlara bazı haller vermiştir. Yani Müslüman olmasa da mesela İmam Rabbani Hazretleri diyor ki havada uçuyorlar. Yani 400 sene evvel bile olan bir şey. Halıyı uçuruyor, halının üzerinde o da oturuyor, halıyla kalkıyor gidiyor. Millet zannedecek evliya. Halbuki eşkıya. Yani Müslüman da değil. Fakat az yemek, az içmek, az uyumaktan dolayı işte bir hal geliyor. Cinlerle bu işte bayağı bir katkısı veya yardım var. Cinler nasıl ki burada ışın gibi şeyler yani. Uçuyorlar, kaçıyorlar. Şeytan doğudan batıya bir anda gidiyor. Bu evliya mı oldu şimdi? Şeytan doğudan batıya bir anda gidiyor. Uçak, bilet, tarife lazım değil. Demek ki Allah Teala'nın tabi evliyaya verdiğinin adı keramettir. Eşkıya'ya verdiği hallerin adı istidraçtır. Bunları aynı görüntüde aynı şeyler olabilir. Denizin üzerinde yürümek, havada uçmak gibi. Bunların arasını fark eden nedir? Şeriatta istikamet. Eğer namaz, abdest, helaldan, haramdan haberdar ise İslam'ı yaşayan da bu hasıl oluyorsa ona keramet diyoruz. Eğer İslam'dan haberi olmayan, imanı olmayan veya salih ameli olmayan birinde zuhur ediyorsa otomatikman istidraç diyoruz. İşte bizim bilmediğimiz bir iyiliği varmış falan. Ne iyiliği olacak bizim bilmediğimiz? Namaza gelmez, cemaata gelmez, haramdan sakınmaz, içer, zina yapar, yani o ortamdan bilinen bir şeyse bilmediğimiz ne iyiliği olacak? Öyle bir şey yok. Ha yine Müslüman olabilir, haramı yaptığını haram bilirse. Ama bu halin zuhur ettiği metmesi keramet olamaz o kişide. Keramet olamayacağına göre istidraca hamledilir. Şimdi burada tabi dedim ya size İsa Aleyhisselam'dan yine oralardan gelme meselesi. Bakın burada şerhte diyor ki Şihab Hazretleri yani hadis-i şerifleri alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ebvadukum ilallahü teala kullüm ne'um. Allah'ın en sevmediği adam, sizin içinizde Allah'ın en kızdığı adam çok uyuyandır. Çok uyuyandır. Şimdi bu çok uyuyan, az uyuyan işini detaylandırırız. Eğer ki bir adam bir saat bile uyusa, ama sabah namazını kaçıracak vakitte uyusa, çok uyuyandır. Eğer ki bir adam yatsıyı kılıp yatsa, sabah namazına da kalksa, kaçırmasa, vaktine kılsa, çok uyumuş sayılmaz. Ama bir de vücut beden ortalaması vardır. Ali Adel Efendi babamız 5 saat uyku yeter buyururlardı. Sonra ben gazetelerde falan dedi, araştırmada 5 saatin yeterli olduğunu rastladım. Sonra ben tabii gençlikte uyku çok olur, ben de şişmandım çok. Dedim Efendi Hazretleri işte ben ne yapsak 5'te yetmiyor falan. Yani kaygıca da var tabii sünnette, gündüz uykusu falan. Hadi 1 saat daha ilave yapalım dedi. Yani 6 olsun. Böyle 6'yla böyle idare ederim dedik ama tabii şimdi bazen 6'ya da ulaşmıyoruz. Şimdi azaldı da. Yaşlandıkça uyku azalır. Yaşlandıkça azalır. Ama da bu hastalık başka bir şey. İnsan ağır şeker hastası, şekerimiz çıkar. Senin tansiyonun düşerse başını kaldıramazsın. Yani bunlar hastalıktır. Ait şeyler. Sağlam adamın normal durumundan bahsediyoruz. Yani 6 saat iyidir ama bunu tabii 3-4-5 saat gece olabilir. Gündüz mutlaka kıyruğu kaylule yapın. Artık işraktan sonra kuşlukta, öğleden sonra neyse, feyni şeyatıyla artık şeytanlar kaylule yapmazlar.
gece namazına kuvvet olur. Bu bir saat çok kuvvet olur gece teheccüde veya sabah namazına. Bununla birlikte efendim 8 saat uyku diye şimdi konuşuluyor. Yani doktorlar konuşuyorlar. Tabi lafları ihtilaflıdır. 5 yeter diyeni de gördüm. 8 lazım diyeni de gördüm. 8'den yukarıya iyi diyen görmedim. 8 saatten fazlasına iyi diyen ne doktor, ne filozof, ne hoca görmedim. Ama geçen yine bir araştırma gördüm. Tabi haberlerde görüyorum veya altyazılarda görüyorum veya bir şeyde görüyorum. Tabi onu ciddiye alınacak bir şeyse aklımda tutuyorum. 7 saatten fazlasının zarar olduğunu, azının da zarar olduğunu gördüm. Azında pek o kadar, 6 saat falan normal aldıktan sonra pek zarar olmayabilir. Bazı insanın bünyesi farklıdır. Hadi ona bir saat daha ilerle için 7 olur. Mühim olan fazları kaçırmamaktır. Ama 7'den daha fazlasında zararlı olduğunu doktorlar geçen de tespit ettiler. Buna göre dengenizi kurun. İsa Aleyhisselatü Vesselam havarilerine ne buyurmuş? Şimdi diyorum ya, yani Aristo, Eflatun, bunlar da İsa Aleyhisselam zamanından hikmet kaldı onlara. Hatta tabi İsa Aleyhisselam'ın dönemindeydiler. Eflatun özellikle. Muhammed Hazretleri Ahbap Eflatun der ona. O kadar hikmet sahibi bir adam. Yani ilim, ince ilimleri var. Dediler ki İsa diye biri çıkmış, peygamber olduğunu iddia ediyor. Dedi ki ne yapıyor? Dediler ki ölüyü diriltiyor. Ölü, anadan doğma körü gördürüyor. Bizdirler Allah'ın izniyle. Eflatun tabi ilmi çok olduğu için ilmin çokluğu her zaman muteberdir. Yani sapık olsa da kendi iddiayı bulmasa da doğruyu anlar. İlmi yeterli olduğu için. Mesela Firavun'un sihirbazları sihir ilminde çok üstün oldukları için Musa Aleyhisselam'a inandılar. Neden? Eğer büyücülükleri yarım yamalak olsaydı inanmazdılar. Çünkü düşünürlerdi ki biz bu işte zirve değiliz. Belki bunlar bizden bir yukarı büyü yaptı. Müslüman olma lüzum yok yani Musa Aleyhisselam'a secde, iman edip Allah'a secde etmeye. Ama ne zaman ki Firavun'un sahirleri zirve noktasında sihri biliyorlardı, Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu asa onların bütün malzemesini yutunca ve 70 bin büyücünün malzemesi iki vadi arası dolusu malzemeyi yutup da yeniden küçük bir deyyem olunca hemen ne dediler? Amenna bi Rabbil Alemin, Rabbi Musa ve Harun, Ölkes Seharatü Sacidin, sihirbazlar secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ile Harun'un Rabbine diye. Hatta Firavun orada lan dediğim verdiğim vazifeyi yapamadılar da şimdi secde edip de bana iman tazeliyorlar, öldürmeyeyim onları diye zannetti. Kendini alemlerin Rabbi biliyor ya. Böyle bir yani kızıyordu onlara. Tabi rezil oldular diye ama işte alemlerin Rabbine iman ettik falan. Onlar bu sefer bu yanlış anlamasın diye Musa ile Harun'un Rabbine de demek durumunda kaldılar. Kur'an'da hep alemlerin Rabbi deyince sihirbazların sözü birkaç yerde geçer, hep Musa ile Harun Rabbi geçer peşine. Neden Firavun ben kendine iman ettik zannetmesin diye. Dediler ki biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik. Bir anda Arif-i Billah, Evliya ve sahabe oldular. Bir anda. Ondan sonra da tabii kısa bir zaman içinde ekseri rivayetlere göre asıldılar. Ama cennette Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amenna bi Rabbil Alemin seslerini duyunca Cibril'e, Hazreti Cibril'e sordu, dedi bu kimlerin sesidir? Dedi Firavun'un sahiplerinin sesidir. Cennette ruhları devamlı iman kelimesi zikrediyor. Neden? İlimleri zirve olduğu için dediler ki madem ki bu bizim hünerimizi yendi, mahrum etti bizi, o zaman anlaşılıyor ki bu bizden üstün olamaz, bu ilmin zirvesindeyiz. Demek ki bununki sihirbazlık değil, bununki mucizedir. Şimdi Eflatun da sordu, bu İsa Aleyhisselam ne yapar? Ne iş yapar? Ne gösterir? Onlar da biliyorsunuz hikmet, tıp, felsefe, bunlar birbirine yakın şeyler. Ve her ilimden de nasipleri var bu adamların. Dediler ki ölüleri diriltiyor. Ha, ona inanın, ona uyun o peygamber. Niye dediler?
Çünkü dedi biz bu kadar bu işin zirvesindeyiz. Bu felden üstünü yok bu iş dedi. Ama biz ölüyü diriltemeyiz dedi. O zaman o mucize dedi. Buyurun dediler beraber iman ederek. Bu arada işte felsefenin çoğu ahmaklıktı. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa her şahmaklıktır İmam-ı Rabbani. Ekşar o felsefeti cahsefen fe kezâ cemî'u izi kulli hükmü ekşaruhu. Dedi ki nehanu kavmun mühezzebûn. İşte ey gidi ahmak eflatun diyor İmam-ı Rabbani. İsa Aleyhisselam'a uysaydı ne büyük sahibi havale olmuştu. Biz dedi nefsimizi arındırmış, hikmetleri bitirmiş, bütün riyazatları yapmış, üstün ahlakı elde etmiş bir topluluğuz yani biz. Hikmet ehli, hükema denir bunlara, hakim. Biz o noktadayız. La hazete bilen ilâ men yüzdü. Artık bizi arındıracak, süzdürecek, sızdıracak birine ihtiyacımız yok ama siz inanın ona dedi. Yazık tabii, mahrum oldu. Ama ona inanın, o haktır peygamberlik iddiasında, Eflatun peygamberlik iddiasında değil. Ama peygamber olduğunu tasdik etmesi, işte burada cennete gitmiyor. Hani bu diyalogçular diyorlar ya, bize peygambere yalancı değil demek yetermiş, İslam'a uymak, Yahudiliği Hristiyan bırakmak şart değilmiş. Bunun ne sapıklık olduğunu anlar. Öyle olsaydı Eflatun da ne dedi? O peygamberdir, gidin inanın dedi ona. Ebu Talib de ona göre, yeğenim dedi, senin dinin en üstün, ben biliyorum hapsını. Ama tabii bir fiil şirki bırakıp, İslam'a muhalif bütün dinlerden teberri edip, uzak olduğu beyan edip İslam'a girmek lazım. İşte bu nokta meseledir. Buradan da o anlaşılıyor. Niye Eflatun şimdi cennete giremez? Müslüman olmadı. İsa Aleyhisselam'a inansaydı Müslüman olacak. Ne dini aynı bu İslam, tek din İslam. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı farklı olabilir ama dini İslam'dı. Çünkü İslam Allah'a teslimiyet demek. İsa Aleyhisselam havarilere ne dedi? اَذ۪يهُ بُطُونَكُمْ Karınlarınızı aç tutun. Midenizi aç bırakın. لَعَلَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ بِقُلُوبِكُمْ O zaman Rabbinizi açlık öyle bir şeydir ki diyor, eğer açlığa yani açlık derken enayi gibi boşuna değil yani oruç, iftarda, sahurda böyle az yemek, hayvani gıdadan biraz uzak durmak, itikaftaysa o iyidir. Veya Erbain tarikatta 40 gün çekilirken iyidir. Normal zamanda da hepten de et yememek, yağ yememek o da iyi değildir. Çünkü et yemeyenlerin de beyinde unutkanlık olduğu ve bir şey hatırlamadıkları bir zaman sonra hastalıklar zuhur eder. İslam'da her şeyin ortası muteberdir. Şimdi bunları anlatacağım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yemesi içmesi hakkındaki rivayetlere geçtiğimiz zaman bunu anlayacağız. Bu dengeyi anlayacağız. Çok yiyip, çok içip, çok uyuyanlarla hiç yemeyip, hiç içmeyip, hiç uyumayıp da bu riyazat yapan batıl mezhepler aradaki dengeyi kuracak. İslam'ın itidalini ve istikametini ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de bulunan kemali, olgunluğu ve üstünlüğü ve fazileti zikredeceğim. Karınlarınızı aç tutun. لَعَلَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ بِقُلُوبِكُمْ Ola ki siz kalplerinizle Rabbinizi göreceksiniz. Bakın gözünüzle göreceksiniz de böyle. Gözle görmek cennette var. Ama dünyada da Rabbeler görülebilir mi? Görülebilir. Yani görülme hali, müşahede hali olur. Müşahede hali görür gibi olma makamdır. رُؤْيَتْ نِيسْ كَرْ رُؤْيَ هَسْ Yani İmam-ı Rabbani de bunu söyler. Görmek yok, görür gibi olmak var. Yani kalplerinizle görürsünüz demesi zaten bunu söylüyor. Kalplerinizle Rabbinizi görürsünüz. Yine İsa Aleyhisselam'ın sözüdür. Yani ve hikmet sahiplerinin sözüdür. El-fitne tüzhibul-fitne Arapçadır ama ne güzel kulaklara hoş geliyor. El-fitne tüzhibul-fitne Fitne batından gelir. Batın karın demektir. Fitne karın tokluğu tüzhibu giderir. El-fitne fitne yani fetanetten Türkçe'de kullanılıyor. Fatın zeki demektir. Fatın yani fitneti fetaneti anlayışı giderir. Mide doydu mu kafa iyi çalışmaz demektir. Yani bu usta hadisler çok ayetler çok zaten neye bakacaksın? Ayete baksana eskâlde اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَكُلُونَ كَمَا تَكُلَّنَا Kafirler yerler, içerler yaşarlar ve zevklenirler ne gibi? Davarlar yediği gibi. Şimdi davarlar nasıl yer?
Davarlar öyle bir yer ki sabah giderken böyle mideleri boş, akşam otlaktan, çayırdan gelirken bakarsın bayağı dolmuş. Karnında görünür yani. İşte bir Müslüman da böyle efendim, yemekten önceyle yemekten sonra, yemekten önce böyle, yemekten sonra böyle olursa biraz davarların yemesine benzer. Dedem derdi rahmetli, Ahmet derdi. Develer üç öğün yer derdi. Yani ne demek istiyordu bana? İki öğün ye. Ben elhamdülillah yani oldum olan zaten üç öğün yiyemiyoruz. Yani ne midemiz alıyor ne bir şeyler. İki öğün. E tabi cennette bile öyle rızkun fiyâ bükrote maşiyya. Rızıkları orada sabah akşam yeniyor. Tabi cennette zaten acıkmak yok. Zevk için yeniliyor. Ama üç öğünde bazı hastalar var. İnsülin vurur, şudur, budur. Benim biraz şekerim çok düşmediği için ihtiyacım yok olmuyor ama ara öğünler veriyorlar. Altıya bölüyorlar. Ana öğün, ara öğün falan. Hastalar doktorların dediğine riayet etsin. Çünkü insülinler ona göredir. O periz de yapıyorsa ben zaten ayarım kaçık. Periz de çok yapamıyoruz. Dolayısıyla hani benim ihtiyacım olmuyor. Ben iki öğün diyebiliyorum diye. Sen de iki öğün sünnettir iki öğün ama hastalıklar müstesnadır bu işlerden. Dolayısıyla onlar doktorların dediğine riayet etsinler. Zaten adam oruç bile tutamıyor Ramazan'da. İnsülin vuruyor şimdi bu adama sen iki öğün diye nasıl diyeceksin? İkide bir şekeri düşer. Yani onlar müstesnadır. Benim bu dediklerimin hep müstesnaları vardır ama her zaman her şeyi söylemiyoruz diye bunu kalkıp genelleştirmeyin. Yani teşmil etmeyin. Gidip hastaya da aynı şeyleri her tarla aynı sabahla sürülmez yani. Adamına göre konuşmak lazım. Değil mi? Evet. Şimdi niçin? Ha bir de şu burada soru gelir. Ya hoca ben bu Kazı Yaz Hazretleri Şifa Şerif kitabını sahibi. Rabbim kabrini nur eylesin. Bu muharef şimdi burada yemenin içmenin az olması, ortak olması hakkında bu kadar ayet ve hadis varken niye bu Yunan felsefesinden filozofların da böyle o görüşü olduğundan bahsettiği gibi bir soru akla gelebilir. Bu sorunun cevabı şudur. Burada zaten biz neyi ispata çalışıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerinden bazılarını bu derste ispata çalışacağız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletini ispat ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi sözünü ben az yerim, az içerim, eftar olan budur diye nakledersek bir şeyi kendi cinsiyle ispata çalışmış oluruz. Anladın mı? Yani şeyhin kerameti kendinden menkul diye bir laf var. Ben şimdi kendi üstünlüğümü, kendime anlatmaya kalkarsam ne olurum burada? Rezil olurum, ayıptır ya. Benim zaten bir üstünlüğüm yok, ispat edecek de. Mesela bazıları yapıyorlar öyle yani. Kendi kendine methediyorlar milletin ortasında açık oturumda falan. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Bir tanesi dedi, dünyada en çok Kur'an okuyan 10 kişi varsa biri benim. Televizyonda dedi bunu, o bayraklar mı ne? Yani şimdi biraz da bırak da bunu başkası söylesin eğer böyleyse de. Canta da Kur'an okuma fayda etmez inanmadıktan sonra. O da aynı da var. Miraca inanmazsın, Mevlid'e inanmazsın. Aynı. Ama 10 kişiden biriyim falan yani bu biraz şey oluyor. Hem de oruçluyum gibi oluyor. Yani insan biraz da uyanık olacak. Kendini methediyorsan da biraz arada sokuştur. Millet biraz da bulsun. Ya bu tamamı ahmağa söylenir demiştim. E şimdi bunlar kabaklığı konuşuyorlar. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üstün. E tam çok üstün. E nereden belli? Çünkü buyuruyor ki ben üstünüm. Yani o gibi olmasın diye Kazı Yaz Hazretleri ne yapıyor şimdi burada? Az yemek, az içmek, az uyumak konuları bütün dünyadaki hikmet ve fazilet ve ilim ve tıp sahasındaki uzmanlar ve zirve isimler tarafından ve Arap cahiliyet döneminde Arapların da ne şairleri, ne hakimleri, hikmet sahipleri vardı, divanları vardı. Adamların muallakatı, sefaleri Kabe üzerine asılıyordu yani. Ondan sonra şey yapmayalım şimdi, hepten de cahiliyet döneminin şairlerini de boşa çıkartmayalım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile inne minel beyan ile sihra ve inne minel şi'ri ile hikme. Öyle bir konuşma usulü vardır ki adamı büyüler. Büyünün bir haram çeşidi vardır, bir helal çeşidi vardır. Hitabet, yani konuşmak üslubu ve hatiplik sanatına ne diyor? Helal sihir diyorlar. Adamları büyüler. Şimdi Şemseddin Yeşil vardı. Eski hocalardan acayip bir adam.
Ehl-i Beyt'ler, Abdülkadir gelen soyundan diyorlar ve olabilir. Allah rahmet etsin. Ama biraz işte sahabe hakkında ileri geri konuşuyordu. Yani Hazreti Muaviye hakkında özellikle Şia'ya meyil durumda oldu. Ömer Nasuh Efendi vaazlık belgesini iptal etti o zaman. İstanbul müftüsüyken Ömer Nasuh Efendi İstanbul müftülüğü de yaptı, Diyanet Reisliği de yaptı. İstanbul müftüsüyken onun vaazını yasak etti sahabe. Hatta Ömer Nasuh Efendi'nin sahabe-i kiram hakkında nezih itikadımız diye kitap da yazdı bu konuma ihtilaf olunca. Tabi ona mal oldu falan ama işte hani biz ne bir şey demeyelim. Ehl-i Beyt'lerde şudur budur. Et yemez diye bir yer var bu şeyde. Kum kapı tarafı mı? Yeni kapı tarafı şey. Samatya'da. Ha. O et yemezde hutbe okurmuş. Hutbeleri çok meşhur. Tam benim yaşım yetişmedi. Ben zaten yaşım yetişseydi devre yerlere nasip olmazdım. Çünkü ben efendim yandan şey olduğum için hemen bunun sakalı yok ona gitmem. Bunun cübbesi yok ona gitmem. Şimdi öyle yapmıyorum da o zaman öyleyim. İyi ki yapmışız. Çünkü öbür türlü her tarafa gidecektik. Seçicilik yapıyorduk yani. Babam tabii eski adam, o her yere giderdi ama çok ben kişiden duydum. Ya derdi, cuma namazında orada bir yeri vardı, cuma kıldığı hutbeye giderdik diyor. Efendim şey, kadın erkek karışık, saf dolu. Bir konuşma yapıyor, bir hutbe hutbe ama nasıl edebiyat, nasıl fesahat, nasıl belagat. O şeylerde de çıkıyor herhalde Google'larda, Google'larda biraz sesleri, tabii kayıt vardı o zamanlar. 50-60 sene evvel konuşuyorum. Ne demek yani? Öyle beyan vardı ki büyüler büyüyor ya işte. Böyle bir konuşma şekli varmış ki ikindi namazına vakti girermiş, bunlar cumayı kaçırırmış. Hutbeyi izliyorlar. Ama meşhur bir hadise yani, buna şahit olan herkes incelese bunu çıkacak etrafında. Eskilerde buna şahit olan. Ben 3-4 kişiden dinledim. Ki babam mesela zaten var. Ya bir kişi de ya cuma geçiyor, ikindi oluyor, aklına gelmiyor. Konuşma öyle ya. E şimdi bu büyülemek değil denir. Yani adam cumayı kaçırır, ben de caminin içinde. Öyle bir beyan var ki diyor, adamı büyüler diyor. Ve yine mine şiiri, öyle şiir var ki diyor, ne hikmete hikmetlidir diyor. Bunu sahih hadis. Mesela ne buyuruyor? Asdaku kelimetin kâle şâiru, Bukhari hadisi bu. Şairlerin söylediği ki cahiliyet dönemi, sözlerin en doğrusu. Ya bu hadis de tescillenmiş. Dünya kurulduğundan kıyamete kadar şairlerin söylediği en doğru söz diyor. Kelime-i Lebi, Lebi isimli şairin sözüdür. Lebi ne demiş? Demiş ki: "Ela kullu şeyin ma halallahu batilu ve kullu na'imin la mahalete zailu." Allah'tan başka ne varsa boştur. Her nimet sonunda mutlaka elden çıkacak. Efendim sorsan buyuruyor ki, işte bu oldu hadis şimdi. Şairin sözü ama hadis oldu. E şairlerin söylediği en doğru söz olarak kayda geç. Hatta Antere diye bir şair vardı cahiliyet döneminde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var. Buyuruyor ki, onun da öyle bir ölümle ilgili, çok yemekle ilgili falan sözleri var bu şairlerin. Mesela, ey çok yiyen çok uyuyan diyor, mezara girmeden dünyada yatağı mezar ettim. Gibi böyle sözler hocam, tabi Arap edebiyatı şeyine. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, ya cahiliyet döneminde hiç kimseyi görmek istemezdim de şu Antere'yi görsem isterdim. Ya tam cahiliyet döneminde şirk üzere ama sözlerinde hikmet var. Mütenebbi, büyük şair Arap edebiyatı, mütenebbi peygamberlik taslayan demektir. Bir ara öyle bir şeyler de yaptı o. Onun divanı var bu kadar. Yani bizde de var. Çünkü edebiyat meselesi olarak bakılıyor. Mütenebbinin var. Ama adamda bir sözler var. Bizim Efendi Hazretleri işte biraz şirin sohbet yapıyor. İşte gördünüz videoyu. Bize geldiğinde konuştuğunu ettiğini, Allah rahmet etsin diyor. Yaşı benden az diyor, şu diyor. Hepsi konuşuyor yani. Ama tabii böyle çıkıp şu anda bazı sohbet etmiyor. İstese onu da edecek gücü var da. Etmiyor. Manevi haller oluyor. O zaman 10 senedir böyle haller oldu. Bir kere yine biraz evinde kalıyor, çıkmıyor. Ali Ulvi Efendi gelmişti Medine-i Nevere'den, Konyalı büyük zat. Allah rahmet etsin. Ali Ulvi kurucu. Bu bir ara televizyonlarda da Ramazan'da verdiler onun sohbet ve muhabbetini. Büyük alimiydi, Medine'de vefat. O gelmişti Hasbi Efendi ile ilk görüşürdü. Hasbi Hoca'ya rahmetli geldiğinde mesela bir beyt yazmış ona. Sonra Hasbi Hoca da bana gösterdi, bak dedi. Baktım altında imzası var Ali Ulvi Efendi. Arapça bir beyt. Ne diyor şimdi?
Peki hatırla kalmamış. Yani ruhların büyük himmetleri ve arzuları, istekleri yüksek olursa te'ibet fi muradihe leksan. İkinci mısrağın aklıma kalmış. Yani bir ruhun diyor derdi, gayesi, himmeti çok büyükse onun isteğine ulaşmak konusunda bedeni yorgun düşer. Söze bak ya. Söze bak, hikaye geldi ya, yarım satır ya. Ruhun diyor himmeti âli ise bedeni onun muradına yetişmekte yorgun düşer. Yani efendinin durumu bu demiş. Bütün dünyayı Müslüman etmek istiyor. Bütün dünyayı kurtarmak istiyor. Herkes çarşaf giysin istiyor. Rusya'da bir kadın çarşaf giyecek. Bilsem diyor, ben gidersem giyecek, giderim diyor. Bir sakal bırakacak, siz ama giderim diyor onun için diyor. Aramdan kurtarın diyor onu diyor. Böyle bir insan da dünyada böyle bir şey görmedik biz. Ha, ruh o kadar derdi, gayesi, himmeti, ulvi, âli ise tabii ki beden ne oluyor? Yorgun düşüyor. Bir kere Mekke-i Mükerreme'de biraz rahatsızlandım. Doktora götürdük o zaman Mekke'de. Orada da Mısır'da falan işte tabi Avrupa'da da yetişmiş. Çok kaliteli doktorlar var. Mekke'de, Cidde'de, hastanelerde yani. Çok bilgili doktorlar var. Doktor bir baktı etti. Ya dedi bu kişinin tabi efendiyi tanımıyor dediler. Hocadır, şeyhtir falan ama Arapça anlatıyor. Bu kişinin dedi beyni yani 200-250 yaşında beyin. Beyin çok yorgun düşmüş dedi. Ben hatta o zaman dedi ki ne olur dedi sadece farzlara ayakta kılsın, geri kalan hep sünnetleri oturarak kılsın ve geri kalan vakitlerinde biraz istirahat depolasın. Böyle giderse vücut dayanmayacak. Efendi Hazretleri dedi ki ben dedi yani ayakta duramayıncaya kadar, oturamayıncaya kadar, kafamı sallayamayıncaya kadar son gücümü kullanırım ben dedi. Bir ufacık eksik edemem dedi. Ve etmedi de. Ama o zaman adam onu öngörmüştü. Yani beden yetişemiyor. Uyku yok ya. Devamlı zikir, devamlı şey. Geçen anlatıyorum ya flaşları. Hacı Bilal aldı yatağa koydu zorla ya. Dedi ki kıbleyi eskittin hoca efendi. Efendi Hazretleri dedi kıbleyi eskittin dedi ya biraz dinle. E biraz dinle. Hacı Bilal giderek kapıyı kapattı yine geliyor bakıyor çekkanede. Yetişemezsin. Bir hac yaptık 81 yılında benim ilk haccım. Ben o zaman işte demek 16 yaşındayım. Rahmetli Halid abi, Ali Erdar efendi babamızın oğlu. Başka da kimse yok, izin alamadık. Son dakikada bir işçi mişçi şeyine yani bize özel bize gönderdiler ama ihvandan kimse gelemedi yani, bize yetişmedi. Son Arafat'a bir gün kalan, yani uzun bir şey, onu bir özel bir anlatacağım bir şeyde. Muhabbet olsun diye. Çok ilimler çıkabilir. Neyse şimdi, bir gün kalmış Arafat'a, Mina'ya çıkılacak. Halid abi de yaşlı adam şey. Dedi Halid abi sünnettir şimdi öğle namazı Mina'da kılmamız lazım. Yollar tıkalı, herkes Arafat'a çıkıyor, bir kız bu Mina'ya çıkıyor. O sıcak, Ağustos falan'a denk geldi yani 80'lerde. Çok sıcak dönem o zaman hac. Araba gitmiyor, geldik bir yere kadar, araba indirdi bizi. Ben o zaman çok şişman, 90 kilodan fazlayım belki var, 90 var. Zor yürüyoruz, ediyoruz, o sıcakta çadırımızı arıyoruz. Git, beynimize güneş geçti, efendim hiç yorulmaz. Gittik çadırı bulduk, ondan sonra namaz edip, bayağı da yorulduk o sıcakta yürüdük. Zaten iklim değişikliği mesela. Hemen bir diyor, hadi bir şerif yapalım. Ya üç kişiyiz, taş toplayın. Bir şerif yapalım. Neyse hadi bir şerif. Ya ben o kadar tabii şişmanlıkla zor. Diyorum bu taşları toplayacağız da kim okuyacak bu taşları bu kadar? Adam lazım, fazla adam ki az düşsün. Herhalde hiç tabii içimden diyorum tabii. Halit abi zaten bana kramp girdi dedi. Hafız abi ben yatıyorum. Efendim orada duruyor bari. E ne yapacağız? Dedim al. Bir baktım Almanya'dan bir kafile geldi. Taş kalmadı ya. Evliya ile uğraşılır mı? Hemen geldi ondan sonra bir aşır oku. Şimdi aşır okuyorum. Bettiğini okudum ki kısa mana versin. Çok yorgunum ya. Hani kısa siyer okuyayım dedim. Bana da bir takıldı yahu dedi, yorgunsun diye dedi, niye kısa okuyorsun dedi. Ondan sonra başladı mana verme. Tabii o Almanya'dan gelen falanlar, uuu! Dünya uçuyor adam var, sohbetli deve. E biz de oturduğumuz yerde daldım gittim, iki saat belki vaaz etmiş orada. Ondan sonra kalkıyoruz, şu namaz, bu namaz, evvabin, zikir, ibadet, uyku yok. Oradan git, indik, gece teheccüde ayakta uyuyorsun.
Gözünü açıyorsun, efendi ayakta kılıyor. Bakıyorsun yarım saat, bir saat kılıyor. Hakikaten söyledim. Açıyorsun bakıyorsun, efendi ayakta. Millet bunu kaç kişi dönmüş ya? 3 saat falan ayakta duruyor, kılıyor. Sırf kılması 3 saat. 2 saat. Ya ondan sonra mübarek ertesi gün Arafat'a çıkıyor, sabah namazını Mina'da kıldık, 5 vakit kılınıyor orada. Öğlen ikindi akşamlarsa sabah. Sabahtan Arafat'a çıkıyor. Ya Arafat'a çıkarken yollar yine tıkandı, yürü, kaç kilometre yürüyorsun ya, 3-5, o sıcakta burada yürüyemezsin 5-10 kilometre ya. Nasıl gittik Arafat'a ya? Arafat'ta da yatmaya gitmiyorsun hoş, Arafat'a gittin. Dualar, zikirler, vakfeler, orada da uyku yok, yorgunluk, tabi o zaman böyle şimdiki gibi de klimalı çadırlar, yok sular, buzlar falan yok, çok mağduriyet vardı da 30 sene evvel. Efendim oradan, her tarafımız patladı, apıçaralarımız çatladı, ayaklarımız böyle böyle yara, her yer yürüyemiyoruz. Onun da ayakları oldu böyle mübarek. Yürüyemiyoruz. Ama acı veriyor yani. Hac oydu ya şimdikiler. Ne ya şimdi turist gibi gidiyoruz, geliyoruz. Öyle olmuş işte. Zahmet olacak. Ondan sonra iniyoruz. Arafat'tan Müzdelife. Yani onu bilen bilir. O Müzdelife'ye inişler. Oradan yürüdük yani. Ben en az var 10 kilometre falan. Ocak'ta yürü yürü yürü. Geldik Müzdelife'de. Cem yapacağız. Akşam layası bir kırılıyor ya orada. Namaz kıldık. Şimdi tam hani biraz uyuyacağız. Vakfe sabah 1-2 saat uyuyabiliriz. Kalkacağız vakfeye. Oradan şeytan taşlama. Oradan Fars tavafa Mekke'ye. O 2-3 gün ölmeyen ölmez daha zaten. Onun zahmetini bilen bilir. Ama öyle 5 yıldızlı jiplerle indi bindi sosyete onu demiyorum ben. Normal böyle aç yabanları konuşuyorum. Hele ki yürüyerek yapar. Tam geldi şimdi Halide abi yatmaya hazırlanıyor. Yatmada bir şeyimiz yok işte toprak moprak ne bulursan sana ipek atlas gibi geliyor toprak orada. Hemen yatıyor falan. Efendim abi yolun kenarında bir yer bulmuşuz. Sağımız araba, solumuz araba. Duruyoruz orada. Halide abi dedi. Şimdi namazlar bitti, cem yaptık falan. O vitri kılar falan. Abdest giden tazeler. Bir de abdest şükrü kılar. Bitmez onun namaz. Ondan sonra Feyza Efasu Mün Arafat, Arafat'tan indiğiniz zaman Fezgurullah'a indir Meş'al-i Haram. Burası Müzdelife Meş'al-i Haram'dır dedi. Meş'al-i Haram da Allah'a çok zikredin diye ayet var. Biraz zikre oturalım. Hafız abi benden paso dedi. Ne yaparsan yap ben yapacağım. Ne desin adam ya? O zaman da yaşlı tabi efendiden de 10-15 yaş fazlaydı. Hafız abi ben dedi yatacağım dedi. Sen zikret dedi. Ondan sonra bana diyor Ahmet diyor. Bu nasıl adam diyor. Ben diyor İsimlerini saydı da şimdi şey olmasın. Da büyük velileri sayıyor eski. Ali Aydar Efendi ne oldu? Ben göktüğün evliyanın kucağında büyüdüm diyor. Tekkede bütün şeyhler ona geliyordu. Mehmet Zahid Korkulan, Sami Efendiler neler. Bütün şeyhler Ali Aydar Efendi'ye geliyordu. Mürit gibi. Allah. Ben diyor hepsinden diyor yaşadım. Hac yaptım, şunu yaptım buraya. Ki yapmış hakikaten. Ben böyle birini görmedim diyor ya. Ki adam da çok yani Halit abi dedim mi? Gürbüzler soyadları hala der ben dedim. Bir oğlun haracını yemiş adam yani. İki kişi havada tokuşturuyordu çok güçlü. Bir de biraz da yaramazlık yapmış. Efendim Ali Erdar Efendi'yi üzmüş zamanında. Sonra işte tevbe etmiş falan. Her şeyi biliyor ya. Uyanık adam. Ya dedi böyle şey olur. Yatıyorsun biraz kalkıyorsun. Bakın o zikirde. Ya burası Meşar-ı Haram diyor. Burada zikredin ayet var. Ya, tamam da zaten namazları kıldık. Kalkıp sabah da namaz kılacağız. Vakfe de yapacağız. Normalde o zikir, farz olan zikir onlar. Vacip olan onlar. Ama bu mübarek nafile. Ha, ne dedik şimdi? Nereden geldik buraya? Ruhun diyor himmeti âli olursa beden onun muradına yetişme yorulur. Ayrılıyor efendi yani. Bunu yaptı ama bu kimin beyti? Mütenebbi'nin o. Arap şairinin divanında. Söze bak. Onun için şiirde hikmet var. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hikmet udâdetül mü'min. Hikmet mü'minin yitiğidir. Yani kaybedip aradığı şeydir. İltekatuhâ velev nefâmüştü ki müşriklerin ağzından da olsa onu alın diyor. Mesela gavurun biri doğru bir laf etmiş. Bırak ya bu gavur demiyoruz biz. Ne yapıyoruz? O laf doğruysa onu alıyoruz öyle mi? Mesela şimdi bir kafir ama bilim adamı orada tıpla ilgili bir şey tespit etmiş. Diyor ki şunun şuna zararı var. Mesela bunu yemeyin, şu kadar yiyin, şöyle yapın, böyle yapın. Dinlemiyor muyuz onları? Riayet etmiyor muyuz? Eğer ki sabit olursa dünyada ne yapıyoruz diyoruz. Bu hikmettir. Hikmetle tıp biraz aynı eş manaya da geliyor. Dolayısıyla müşriğin ağzından da olsa onun bir
deneyimini, paylaştığı bir bilgiyi alıyoruz. Yeter ki İslam'a muhalif olmasın. Kur'an'a sünnete ters düşmedikten sonra. Şimdi anladınız mı? Yani niye Kazım İyaz Hazretleri burada yemenin içmenin durumunu anlatırken Yunan hükemasının da felasifenin de az yemeği, az içmeyi, az uyumayı methettiklerini, çok yemeği, çok içmeyi, çok uyumayı zemmettiklerini naklediyor yani. Ayet hadis var zaten. Onların görüşüne ne gerek var? Sorusuna cevap bu. Anladınız mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i methedeceğiz ama dünya, bütün dünya çapındaki ilim erbabı ve hikmet ashabı nezdinde ittifakla kabul edilen üstün vasıfların Efendimiz'de olduğuna geleceğiz yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa kendinin hadisiyle, kendi faziletine delil, zaten biz ona inanıyoruz. Ama bunu biz genele anlatıyoruz. Anladınız? Şimdi tabii niye ittifak var? Az yemenin, az içmenin faziletine dair. İttifak niye? Yani bu tespiti onlar da nereden yapmış diye. İsa Aleyhisselam'dan almamış, Musa Aleyhisselam'dan öğrenmemiş. Filozoflar da, yani felsefeciler de. Lienne, kezratel ekli, çok yemek ve şurbi, çok içmek, delilün, delildir neye? Alen nehemi. Aşırı bir istek, şehvet, hırs ve hırsı. Hırs yani düşkünlük, daha ve şarahi, özellikle yeme isteği ve galebeti şehveti ve isteklerin insanın nefsine ağır basması, ruhun, aklın, kalbin bunun karşısında yenik düşmesine delalet eder. Şimdi bir insan çok yediği zaman, çok istediği zaman, çok içtiği zaman çok şeyler istiyor demektir. Yani doyduğu zaman isteklere başlar. Ne yiyeyim, ne içeyim, efendim ondan sonra nereye bakayım, nereye gideyim, kiminle konuşayım, ne oyun oynayayım, hangi film seyredeyim? Aç olsa öyle istekleri pek olmaz. Ki aç ayı oynamaz dedikleri o yani. Kalkıp da horon edebilir mi? Aç adam. Ama doyduğu zaman iş arar. Ondan sonra hız, düşkünlük, bunlar efendim, yeme isteğinde ifrat. Çok yiyorsa o demek ki çok acıkır. Her acıktığında da çok yer. Az bir şeyle de doymaz. Hadis-i şerifte ne diyor, ne buyuruyor? Men ekelevi şarahin, hırsla yiyen, hani böyle var ya, hadis-i şerifte buyuruyor, lokmalara küçük alın, ağzınızda çiğneyin, hani sünnetleri var ya, yemenin içmenin sünnetleri. O sünnetleri biz ne zaman hatırlıyoruz? Yemekten sonra. Hep hatırlıyoruz, yemekten sonra. Yerken nasıl? Biraz aç yediğin zaman, öyle bir hızla bazısı kaşığın arkasına kaşığı çekiyor. Kaşık arka kısmı. Kimisi de diyor ki ya bu kaşıkla çok uğraşıyorum, elim meşgul oluyor, alıyor bak çorbayı böyle yapıyor. Yani ha, vaktin az olursa başka. Hani insan vakti az, iki saat sofrada oturmayayım, tam böyle dikle. Adam yoruluyor kaşıktan. Ya bu ne diyor ya, alıyor portakal suyu gibi çorbayı içiyor. Hızla yemek yiyenin اَعْمَلَّهُ عَيْنَ قَلْبِ مَنَكَلَ بِشَّرَحِ اَعْمَلَّهُ عَيْنَ قَلْبِ. Allah kalbinin gözünü kör eder. Yani manevi kalbi uyanık olamaz. Öldü kalp. Kalp öldü. Namaza durur, huzur bulamaz. Zikre oturur, kalp çalışmaz. Çünkü neden? Hırsla yediği için. Bu onun delilidir. Bunlar iyi şeyler değil. Besmele çekeceksin, hamd edeceksin, böyle. Ne oluyor? Ne oluyor? Ama insanların çoğunun şu andaki yeme şekli öyle. Yani öyle bir tost etsin, öyle bir bilmem ekmek arası döner yesin ama yeme hızlılığı var. Yani lokma ufak olsun, az da çiğnesin. Ya ne çiğneyeceğim diyor. Çiğnemeden olur mu? Bu sefer bütün yük mideye biner. Hasta olursun. Mide niye nasıl oluyor? Lokmayı azalt, küçült. Çok da çiğne, çabuk doyarsın. Öbür türlü doymazsın. Şimdi müsebbibun, çok yemek ve çok içmek
sebep teşkil eder. Lima bâli dünya ve lâhira. Dünya ve ahirette ne kadar zarar varsa hepsi yemek içmenin çokluğunda. Hepsi. E şimdi bunu filozof da biliyor yani. Doktor da biliyor. Hangi doktora gitsen ne veriyor? Herkesin hastalığına göre periz veriyor. Bir de genel manada bazı önerilerde şunu yeme, şunu yeme ve fazla yeme, çok yeme, tıkanma. Hiç çok ye diyen bir doktor gördüm. Varsa bana da adresini gösterin tabii de. Demiyor yani. Diyemez. Hali gelen millete ya. Evet. Dünya mı ahiret zararlar? Burada neler var? Şehvetin fazlalığı, efendim, ve hırs, kuvvet, çabuk yemek, hadis-i şerifte, el-hırsu ve şerahu, böyle aşırı bir yemeğe düşkünlük veya başka bir şey, hırs ve hırslı yemek, da'un, udan, ilacı olmayan bir derttir. Büyük felaket. Ve haris vesir-u şehveti, bir adam yemeğe içmeye ve dünyalığa düşkün olursa şehvetinin tutsağıdır. Ve abdü bıtneti, midesinin kuludur. Karnının kuludur. Midesi onu yönlendirir, döndürür. Bir yemekten içmekten ona her iş yaptırılır. Ya insanın Kâbesi ya kıble olması lazım. Mevla'nın yüce huzuru olması lazım. Ne diyor? Kâbe-i Cibril-i Canha Sidre-i Kıble-i Abdülbutun Şüt Söfre-i Sidre, süfre. Süfre Türkçe'de sofra dediğimiz. Süfredir Farsçası'nda şey. Yani melek ruhlu, Cibril huylu adamların Kâbesi Mekke'deki kıble de değil. Ha, Sidretül Müntehadır. Kalbin kıblesi. O bedenin kıblesidir. Ama karnının kulu olanların kıblesi sofradır. Ya insanlar ne kadar yemekte vakit geçirirler, o yemekle hakkında konuşurlar. Efendim öncesinden sonrasından kendilerini hazırlarlar. Bir de böyle sirke mirke de içiyorlar acıktırmak için kendisini falan. Çok yemek için ne işler yapıyorlar sen bilsen. Onun ne usulleri var? Devri kemir var böyle. Bir tane dediler oraya anlatıyordular ya. Bizim katıldığımız bir programda mıydı, neredeydi? Biri 150 köfte yemiş, büyük köfteler. Normal diyor bize. 150. 3 taneden fazla. Çatlasam yemem. Çatlasam. 150 köfte yemem. O da öncesi sonrası kaç tabak yemek var. Patlıcanlı çok. Tabii değeri kebirmiş bu böyle. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani o bitiyor, o geliyor, o bitiyor, geliyor. Böyle şeymiş. Allah Allah. Bize diyorlar ne yazın? Ya diyor bir çorbanız var mı? Bir de sebze bir şey var mı? Bir daha bir şey getirse yiyemem ya. Almıyor. Yeter. Ne yapacağız? Hasta olmak çünkü yaşayacağız. Yani biri ne güzel söylemiş ya. Biz demiş yaşamak için yiyoruz. Yemek için yaşamıyoruz. Yani yaşayacak kadar yemek var. E sen ölecek kadar yiyorsun. Kolesterol neden çıkıyor? Mide neden rahatsız oluyor? Yağlanma neden oluyor? Şeker neden oluyor? Pankreas ne insülini yetiştiremiyor? Ne bu? Haris adam şehvetin nesilidir. Midesinin kuludur. Velhasler ömül haset. Hız kıskançlığın ikizidir. Ya. Ama bazı şeylerde hız iyidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstüne buyur. Harisun aleykum. O size çok düşkündür. Yani ümmetine düşkün. Bir hoca cemaatine düşkün. Bir talebesine düşkün. Bir çocuk anne babasına düşkün. Bunlar iyi şey. Ama senin de hızın nereye? Mala, mülke, yemeye, içmeye. Demek ki çok yemek çok içmek efendim dünya ve ahiret zararlarına sebeptir. Birçok manevi felaketlere sebep olur. Maddi felaketlere de sebep olur. Câlibun celbederli edva-i ceset. Vücuttaki bütün hastalıkları celbeder. Şair ne demiş? Fe inneddâ ekferu mâ terâhu ve kûn minettâhâm ve şerâbi. Hastalık İncelerseniz ekseriyetle ne görürsünüz? Ya yemekten olmuş, ya içmekten olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme
Dediler ki sizin peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem tıptan pek bilgisi yok. Bir tabiplerle mücadele oldu eski zamanda. Rum tabipleri yani, gayrimüslim. Tabi zaten bunu diyen adam Müslüman olamaz da. İslam alimleri o zaman demişler ki sizin tıp ve hikmet hususunda bütün ilimleriniz nedir? Saymışlar, saymışlar, saymışlar. Demişler ki bizim peygamberimizin bir hadisi var. Ne buyuruyor? El me'let beytüddâ ve hikmetü râsü kullidevâ. Mide bütün dertlerin elidir. Perhiz bütün ilaçların reisidir. Yarım satır hadis. Bütün tıp ve hikmetlerinin geldiği nokta bu hadise dayanıyor. Şaşırmış kalmışlar. Bundan dolayı dünya ve ahiret zararlarını celbeder. Çünkü çok yemek, çok içmek mideyi doldurur, damarları doldurur. Efendim bu damarlarda kan akışı rahat hareket edemeyecek hale gelir. Ondan sonra ahlak dediğimiz insanda safra var, şu var, bu var, sevda var, bu gibi şeyler var. Bütün bunları birbirine karıştırır. Bunlardan da birçok hastalık doğar. Dört tane doktor, biri Hint hekimi, biri Rum hekimi, biri Iraklı hekim, biri Sudan. Harun Reşit eski krallar, padişahlar böyle tabiplere, hakimlere, filozoflara falan çok şey ver, değer verirlerdi. Toplanmışlar, demiş ki bana bütün efendim ilaçların başını söyleyin ki o ilaçla birlikte hiçbir hastalık işlemesin. Yani burada şimdi vakit yok. İşte Hintli bir şey demiş, öbür bir şey demiş, hepsi bir şey demiş. Efendim en iyi bilen Sudanlı bir hakim demiş ki senin dediğin mideyi kurutur, öbürün dediği mideyi yumuşatır, öbürün dediği biri sıcak su demiş, o mideyi sarkıtır, sıcak su sarkıtır hakikaten. Ondan sonra hepsi derttir demiş. Edip sen ne diyorsun demiş ki canın çekmeden yemek yemeyeceksin. Çok iştahın olunca, acıkınca yiyeceksin. Yediğin zamanda da canın çekiyorken bırakacaksın yemeği. Yani doydum da bıktım değil. Canın çekiyor ilerisini, o noktada bırakacaksın. Ya zaten bu usta çok hadis-i şerifler var ya, Rum kralı bir hediye doktor gönderdi Medine'de, bir iki sene kaldı, iş yapamadı, bir iki hastayım diye gelmedi. Dedi gel ya Resulallah, bence bana izin ver de ben memleketime döneyim, burada bir işe yaramıyor. Mesleği köreleyecek. Ama dedi size sorabilir miyim? Hiç hasta olmaz mısınız? Ne bu nahnu kavmun? Biz öyle bir toplumuz ki lâne kuyu hattâ ne diyor? Acıkmadan yemeyiz. Ve diyerken ne alâneş bu? Yedik mi de doymayız. Onun için de hasta olmayız. Ve hasâretin nefsi. Hasâret değil bu. Hasâret perteksindir. Çok yemek, çok içmek neyin mucibdir? Nefsin efendim, bu kelime biraz yeni geçti. İhtilat, âdem-i neşat demek. Hakarat. Yani nefis karışır ve ne olmaz? Neşit olmaz. Neşit demek, yani Türkçe'de neşeli de, yani böyle atılgan, istekli olmaz. Yani çok yiyen insan yemekten sonra elbilası ne yapamıyor? Hareketleri biraz kısıtlanıyor çünkü. Peşine biraz ağır haller, uyku, basar. Vemtina iddimar. Yine çok yemek, çok içmek ne yapar? Beyni, dimağı yaş buharlarla efendim doldurur. Çünkü yemek ve içmek, çok da içtiğin zaman uyku yapan esas içmektir. Ama içmek de çok yemeğinin peşine gelir. Yiyen çok içer. Bu sefer o ne yapar? Sulardan beyne ne gider? Buhar. İçeride beyne doğru buharlar gider. Uyku hali iraz eder, getirir. Ondan sonra beynin damarlarını sarkıtır ve zayıflatır ve zihnin safasını, aklın yani arı duruluğunu ve çalışmasını ve kavrayışını güçsüzleştirir. Ondan sonra efendim bu da beladeti, yani biraz eblehliği, ahmaklığı getirir. Hafızayı azaltır, ezber gücünü düşürür. Bütün bunlar neyin sebep olduğu kötü vasıflardır. Çok yemenin, çok içmenin. Şimdi bunun aksine gelin. Ve kılletu, az yemek nedir? Delilun ale kanaati.
Bir defa insanın kanaatkar olduğuna denil. Kanaatkar olduğunu. Mesela yerken az yiyorsa demek bu adamın ruhu nasıl bir ruh? Kanaatkar. Çok yiyen demek ki kanaatkar değil. İnsanın vasfını gösteriyor. Ondan sonra ve milkinler çok yiyen, hırsla yiyen ruh böyle şeyler nefsine malik değil. Yani bir durumla karşılaşsa freni patlar. Yani başka bir durumlarda bir karşısına birisi çıktı, zinaya zorladı onu. Evet, insanın başına neler gelir? Ne günahlar önüne çıkar? Ha, nefsine malik olabilir mi? Dizginleyebilir mi nefsini? Çok yiyen nefsini dizginleyemez. Bu şeyi gösteriyor ya, yani, alametleri gösteriyor. Ve kamre şehveti yine zayıf düştüğü için çok yediğinden dolayı az yemek şehvetini dizginlediğine delalet eder. Yani isteklerini ne yapabiliyor? Kontrol altında tutabiliyor. Böyle istekleri sınırı aşmıyor. Müsebbibun az yemek az içmek neyin sebebidir? İssahati. Sıhhat sebebidir. Sağlık sebebidir. Zaten o deminden beri anlatıldı. Ve safa'l hatır. Aklın efendim hayal gücünün, anlayış gücünün, geçmişe dönük hatırlama gücünün arı duru olduğuna ve hiddet-i zihin, zihnin keskinliğine, kafasının çalıştığına delildir. Kemal-i kesreten nev, nasıl ki çok uyku uyumak, delilun alel füsületi, çok uyku uyumak neye delildir diyor? Adamın mürüvvetinin az olduğuna, şahsiyetinin zayıf olduğuna, kişiliğinin güçsüz olduğuna, re'yinin yani fikrinin isabetli olmadığına çok uyuyan adam. Allah Allah. Çok uyumak bunların delilidir. Ve zafi efendim, zafiyet delilidir. Yani güçlerinin ve idrakinin zayıf olduğuna delildir. Ve ademi zeka, zekasının çok iyi çalışmadığına ve fıtneti, anlayışının çok iyi olmadığına delildir. Müsebbibun lil kesel, çok uyumak nedir? Tembelliğe sebebiyet veren bir şeydir. Yani çok uyuyan adam kalktıktan sonra da hareket edene kadar, aklı devreye girene kadar, vücudu hareket edene kadar bayağı bir uyuşuk vaziyette esler durur. Sen zannetme ki nasıl 10 saat uyudu, nasıl olsa uykusunu tam aldı, kalkar kalkmaz sağlam iş yapacak. O uykuyu fazla aldı ya, o kalktıktan sonra da sağlam iş yapamaz. Az normal uykuyu alsaydı, vasat orta şekilde alsaydı, çiv gibi olurdu. Zaten sabah namazını kaçıran mesela, uykuda geçiren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari hadisinde geçen tarifi, durumu nedir? Şeytan, bale şeytan, şeytan kulağına işedi. Bu Buhari'de geçiyor ama bunun esas peşinde ne geçiriyor? Yani uyku, sabah namazı uykuda geçiren insan, efendim, yasıru kabiten nefsi keslane. Bu adam 8'de kalktı. Yani güneş doğdu şimdi. Diyelim 6:52-53 falan. 7'de kalktı. İşe gidecek. Yeter. Ama sabah namazı geçirdi. Bu adam diyor sabaha çıktığı zaman ruhu pis ve murdar ve leş ve tembel ve üşenik olarak kalkar. Ve sabah namazını kıldın, o gün çivi gibisin. Kafan beynin böyle çalışır. Sabah namazı kılmadığı gün insan hiç kafa çalışmaz. Tembelliği zahir olmaz. Hadis-i şerif de sabittir. Ve adetin aciz ve aciziyet hali ne sebebiyet verir? Çok uyumak. Yani güçsüzlük. Beyin gücü toparlayamaz. Elinin bayağının kuvveti var ama beyin komut verip de hadi kalk şu işe bir giriş. Onda aciziyet melekeleri devreye girer. Ve tazri'il umur. Ömrü zayi etmek. Fî gayri nef'in. Faydasız yerde ömrünü geçiriyorsun. Ne dedik sana demden beri? Efendim işte 6 saat, 7 saat hadi neyse. Namazları kaçırmamak şartıyla bir uyku. Ama sen bunu 8, 9, 10 saat uyuduğun vakitte bu ömründen gitti. Ama uyanık durup da haram işleyeceğine uyusun daha. Efendim Hazretlerimizden duymuştum. Bir adam haram yiyorsa Allah ona çok uyku verir. Buyururdu ki neden çok uyku verir? Çünkü yine Allah ona acıdığından haram yediği için hani benzin bozuk. Arabaya bozuk benzini koydun mu yolda ne yapacak? Tekleyecek devamlı. Onun için yemek içmek haram olduysa bu adam zaten ibadet yapamaz. Uyanık durursa sıralı günah yapar.
Bozuk benzin olduğu için iyi iş çıkmaz. Ondan dolayı onu uyutur ki yine uykudayken o kadar haramdan kurtulur. Yani bu da acayip bir şey. Bazı adam diyor ya ben çok uyuyorum, o biraz kontrol etsin. Haramdan mı kazanıyor, helaldan mı kazanıyor? O da öyle. Ömür boş yere geçiyor. Ya yani 2 saat, 3 saat ne demek ya? İnsan 2 saat, 3 saatte Allah'a vasıl olur ya. Kelle şahibi kelle cilal. Yani bir dakika ciddi manevi yola giren bir dakika Efendi Hazretlerinden duymuştum. Kaddesallahu. Bir adam diyor 30 sene 50 sene gevşekli geçse tarikat derslerinde yarım saat daha belki az bir zaman ciddiyetini takınsa bütün geçmişini telafi eder bir anda. Ama nasıl ciddiyetse, nasıl tevbe, nasıl pişmanlık, nasıl dönüş? Faydasız yere ömür zahat edilir mi? 2 saat, 3 saatte neler olmaz ya? Ve kasatil kalp, çok uyumak kalbi katılaştırır. Zaten teheccüde kalkan adam çok uyuyan adam değildir. Ne buyuruyor Efendi Hazretlerimiz yine buyuruyor kardeşallahu aleyhi ve sellem. Bütün meşayih ittifak etmiştir. Teheccüde kılmayan adam kalbi ölüdür. Zaten çok uyuyan teheccüde kılamaz. Kalbi ölünce kalp katılığına sebebiyet ver. Ve gafleti, kalbin gafletine sebebiyet ver. Ve mevki, kalbin ölümüne sebebiyet ver. Yani şimdi gaflet yine ara sıra canlanır. Bir sohbet dinler, bir alim velinin irşadıyla biraz agah olabilir. Ama öldü mü ümitsiz vaka. Ve şahidu ala haza, bütün bu dediklerimizin şahidi olarak mayulemu zaruraten, zaten insanlar bunu zaruraten biliyorlar. Zaruraten demek yani özel bir talime takdime, mukaddime ihtiyaç yok. Ve yücedü müşahadeten görünlerle bu hissediliyor, fark ediliyor. Ve yukarı mütevâtıran min kelâmü ve mütekaddime, geçmiş bütün ümmetlerin kelamlarından tevatürle bu sabittir. Ki çok yemek, çok içmek, çok uyumak insana maddesine, manasına, cismine ve ruhuna ve beynine ve her şeyine ve dünya işlerine dahi zararlıdır. Bunlar bilinmektedir. Geçmiş ümmetlerin efendim sözlerinden anlaşılıyor. Vel hükema-i salihin, geçmiş ümmetlerin hakimlerinden, yani Hint, Acem, Yunan, Arap milletlerinin felsefesinden de bu biliniyor. Demin anlattım. Gazi Yaz Hazretleri niye bunlarla istişare. Mesela Haris İbn-i Kelde, Arapların hakimi bu. Hikmet sahibi adam. Sözüne bak. اَفْتَلُ الدَّوَا خِلَّتُ لَكِ. Demiş ki ilaçların en üstünü, ondan büyük ilaç yok, az yemektir. Ta o zaman demiş. Davud Antaki olabilir, bu da hakimdir. اِيَّاكَ وَكَسْرَتَنَّمْ فَيْنُ يُفَكِّرُكْ اِلَحْتَاجَ النَّاسِ اَعْمَالِ. Çok uyuma, çünkü insanlar işe muhtaç, çalışmaya muhtaç olduğu zaman da uyumak seni fakir bırakır. Yani işe göndermez. Ve işlerini bozar. İşte işe erken gitmek, dükkanı sabah erken açmak, müşteri gelmiyor. Gelmiyorsa da berekettir o. Sen sabah dükkanı aç. اَصْصُبْحَ تُتَمْنِعُ الرِّزْقِ. Hadis-i şerifte buyuruyor, sabah uykusu rızka mani olur. O sabah uykusundan da kasıt nedir? Güneş doğana kadar. Sabah namazını kıldım ben, imsaktan 20 dakika sonra uyudum. Ya anladım ama işte o güneş doğana kadar uyku rızkına mani olur. Rızıklar o zaman dağıtılıyor. Tesbih zamanı, zikir zamanı, yani rızkın kesilir. Bizim dükkan oradan zaten 9'a kadar adam geçmiyor. Ya adama anlatamıyorum. Bu işte bereket var. Sen gider kendin aç. O 9'dan sonra geleceklerin de hesabını Mevla onu 9'a kadar bir zikrinde verir. Ama erken çalış, işe git. Berekettir. Ama uyuyan adamın o saatlerde tabii ki rızkı kesilir. Ne derler? Uyuyan öküzü samanı olmaz mı derler? Öyle bir laf da var. Ondan sonra ve eşmari Arap, Arap şiirlerinde ahbariha, Arapların bütün sözlerinde, nakillerinde bunlar geçer. Ve sahihil hadis, sahih hadis-i şeriflerde zaten zikrediliyor. Demin de birkaç tane hadis başında okudum sahih hadis-i şeriflerde. Ben niye dedim hadisleri burada söylüyorum ki Efendimiz Hazretleri'nin faziletini ispatsa dediğinde bütün dünyanın fazilet erbabı nezdinde müttefak olan konuları delil getiriyor. Hadislerde. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ebgadukum ilallah. Sizin Allah nezdinde en mebhuzunuz, yani Allah'ın sizin içinizde en kızdığı kulu kim? Küllü neumin ekulin şarubin. Çok uyuyan, çok yiyen, çok içen.
Mevla bu kadar insanda en çok ona kızdı. İşte bu sayhadisi daha dolu hadisler. Ben zaten burada aşağı doğru söyleyeceğim. Ve âtârimen selefe ve halefe geçmişlerden, efendim, selef ulemasından, halef ulemasından ne kadar sayabiliriz? Yani sahabe tabiini selef kabul edelim. 200-300 tabi tebe-i tabiinden sonrasında halef kabul ediliyor. Mimma la yuhtâcu, o kadar ki ihtiyaç duyulmayacak kadar ileri istişare aleyh, bu konuda delil getirmeye muhtaç olmayacak kadar efendim bu işin şahidi mevcuttur. Ve innemâ terakna zikrahu huna, burada detaylı bir şekilde bütün sözleri, rivayetleri, çok yemenin, çok içmenin, çok uyumanın zemmi hakkında, az yiyip içmenin, az uyumanın medhi hakkındaki rivayetlerin çoğunu zikretmedik, zikretmeyi terk ettik. İhtisaren, yani kısalık olsun, vaktisaren yetinme olsun, aleştiharil ilmi bi, yani bu konunun bilindiği, meşhur olduğu için çok delile muhtaç bir şey değildir. Ama şimdi burada sadece şunu söyleyelim, az yemek derken de kendini ne yapacak kadar, efendim, belini doğrultamayacak kadar, diyelim innel nefsiki aleyke hakka, canının senin üzerinde hakkı var, ve nezevki aleyke hakka, eşinin sende hakkı var. Şimdi şeriatta ayıp yok. Yani insanın anlamıyla nesi var? Muameleleri var. Bunda hak var, hukuk var. Sen şimdi çok az yiyorsun, onun için kuvvetin olmuyor. Efendim az uyuyorsun falan. Hanımcağız diyelim ki bir zarreti var, bir haceti var, senin gücüne ihtiyacı var. Sen diyorsun ki az yemek çok faziletliymiş hanım. Ben bunu duydum, ben bir ay, iki ay et yemeyeceğim, süt içmeyeceğim, yağlı mağlı yemeyeceğim, riyazata girdim. Ondan sonra sen çarene bak. Nereden bakacak çaresi? Böyle terbiyesizlik olur mu? İslam buna izin verir mi böyle şey? Dengeli olmak lazım. Yani bu işin iki tarafı da sıkıntı. Ne diyor? Mektubatta da var zannederim. La te'kulen hatta yuhdise fikan ve la tecu'an hatta yadurfel beden olabilir. Yani ağırlık görecek kadar yeme, zayıf düşecek kadar aç durma. Bu dengeyi de buradan belirtmemiz icap eder. Yani yine Kaside-i Nur'de de İmam Musiri Hazretleri ne buyuruyor? وَخْشَدَّ سَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَعٍ فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرُّ مِنَ التُّخَمِ. Nefsin çok hilesi var, desisesi var. Kimine de takvalık ayağına evliya olacaksın, uçacaksın, kaçacaksın, keşfin açılacak diye riyazata sokar, yedirmez, içirmez. Ondan sonra diyor cinlenir, hayaller görmeye başlar. Ondan sonra işte kendisini cennette görüp mürşidini bırakır, sohbete gelmez. Ondan sonra işte Abdülkadir Geylani veya Cüneyt Bağdat'ta olabilir, ikisinden rivayet var. Dedi evladım sohbete ciddi ziyaretine müridinin. Gelmiyor. Dedi neredesin? Efendim dedi bir riyazatlar, bir müşahedeler, bir keşifler, bir hallerde tam sohbet saatinde dedi böyle cennet açılıyor dedi yani ben şimdi nasıl bırakayım dedi. Neyse evladım dedi bir daha o cennette müşahede halinde olduğun zaman da Bismillahirrahmanirrahim ya Abdülkadir Geylani falan bizi de bir çağır dedi. Biz de bir cennette müşerref olalım. Adam da o arada hatırladı yine böyle hallerde Bismillahirrahmanirrahim ya Abdülkadir Geylani de mürşidi o anda ruhaniyet. Hemen hazır olur olmaz bir de baktı ki ne cennet her taraf meğer eşek cennet. Mezbele, çöplük, leşler, şeytan, nefis oynuyor. İşte bu işte az yiyeyim az yiyeyim. Mürşidin terbiyesinden uzak, seyir sülüke uymayarak, bir mürşide bağlanmadan, özellikle Nakşi tarikatı, tarikatların en faziletlisi olmasının önemi. Mesela bu erbainler, çileler, açlık, susuzluk bunlar yok. Bunlar yok ama daha zoru var. Daha zoru ne biliyor musun? Yağlı, tatlı, helva, tavuk hepsini yiyeceksin, doymadan kalkacaksın. İşte orada fren yapmak meselesi var. Öbürü zaten görmüyor, önüne de gelmiyor, aç durmak kolay. Mesele orada. Şimdi Efendi Hazretleri, kaç mesele lazım, bu kadar sene gezdik ettik, bu kadar sofralar, yahu iki tabaktan yer. Ya evin sahibi yapmış 30 çeşit adam yalvarıyor, yatacak oralarda, yalvarıyor ya. Ona yandan anlamaz. Der ki ben, işte Allah ile nezri var demek. Yani manevi bir ada gibi. İki tabaktan yer. Ya iki tabak dediğin az böyle koca tabak değil, işte çorba, işte bir şeydi, lahana işte ben bu alem. Az bir şey ondan, yok, tam yediremez. Biz senelerce ya, siz yiyin de.
Ha şimdi mesele nedir? Mesele ben efendim hiçbir şey yemeyeyim, iki zeytinle iftar edeyim. Bu değil. Bir tabak, iki tabak, ama iki tabakta dur bakayım. Bir çorba, bir de fasulye dayanayım sana. Duruyor musun? Bir gün, iki gün, üç gün duruyor musun? Selam, hani et yemiyor demiyorum, umarım et değil. Ama ille yediği zaman iki çeşit. Ya bunlar mühim. Bize Nakşi tarikatında ne var? İstikamet. Yani orta gitmek. Ne diyor? Açlık, aç kalayım dersin, nice açlıklar var ki tokluktan daha şerlidir. Niye? Adam tümden düşürür aşağı. Namaz da kılamaz hale getirir ondan sonra. Çoluk çocuğun hakkını da veremez hale getirir. Nefsinin hakkı var, eşinin hakkı var. Ve ricalik hali, komşunun hakkı var. Ve zayıflık hali, misafirin hakkı var. Mesela misafir geldi mi, çok yemek caiz mi? Caiz, çünkü sen durursan, yemezsen misafir utanır, yemez. Onun için derlerdi alimler, çok yemek isteyen iki demir misafir çağırsa. Yani misafiri utandırmamak için yiyecek. Ama o da tabii misafir bitirmiş, bu hala yiyor. Böyle de ev sahipleri var. Ya utanmaz ya demiş. Böyle de olur mu ya? Misafir bitirmiş, sen hala yiyorsun ya. Ama bunlar hak. Hakkın, hakkı küllesi hakkın hakkı. Her hak sahibine hakkını ver diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı insan diyor ne yapacak? Zararlı bir alışkanlığa müptela ise, yani mesela çok yeme alışkanlığım var. Çok yeme alışkanlığı olan bıçak gibi bir anda kesmeyecek. Hikmete muhaliftir. Ondan sonra feci çaplandıracaksın bir anda. Beynin gider. Çok yeme, çok içme, çok uyuma. Ne yapacaksın? 8 saat, 9 saat uyuyorsun. 18, 3'a indir 8'e. Böyle yemek işte 5 tabak yiyorsan 4'e. Anladın? Küllü adetin teburru ehdâhâ fettâh bi tedrîciz zemâni aslâhâ. Hangi adetin, huyun varsa, sana da zararlıysa, onun diyor kökünü kazı ama tedrici olarak, zamana yayarak kazı. Bunlar hikmettir. Efendim, şimdi bizim bu dersimiz buraya geldi. Neden geldi? وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَلَى السَّلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ اَخَذَ مِنْ هَذَيْنِ الْفَنَّيْنِ بِالْاَقَلْ. İki meselede de, yani hem yeme içme meselesinde, hem uyuma meselesinde neyi itibara almıştır, neyle amel etmiştir, yaşamıştır? En azıyla. En az. Asgari yani. Ekal, azın azı yani. Artık ondan aşağı, işte örnek olması için o zaman da sahabe de uyumayacak, yemeyecek, içmeyecek. İşte örnek olma meselesinden yani en azını yapmıştır. Hâzâ mâ lâ yüfe'a min sîreti. Onun sîretini takip edenler için bu asla inkar edemeyecek bir husustur. Ve vellezîye marabî. Zaten kendi emri bu yöndedir. Ve hazzâ aleyh, kendisi buna teşvik etmiştir. Lâ siyemâ bi'ltibâti ahadîmâ bil-âkari. Özellikle birini diğerine irtibatlamak suretiyle sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, yani neyi birbirine irtibatlıyor? Yemekle uykuyu birbirine irtibatlıyor. Çok yerseniz çok içersiniz. Çok içerseniz çok uyursunuz. Çok uyursanız çok pişman olursunuz ahirette. La te'kulû kesîran, çok iç yemeyin. Feteşrabû kesîran, sonra çok içeceksiniz. İçmeye mecbur kalırsınız. Sonra fetenâvû kesîran, çok uyumak durumunda kalırsınız. Fetehserû fil âhireti kesîran, ahirette sonra çok pişman olursunuz. Yani millet cennetin üstün derecelerini kazanırken sen sınavı geçemezsin. Bu gibi hadis-i şeriflerle, rivayetlerle kainatın efendisi özellikle yemeği uykuya bağlamış ve az yemeye, az içmeye, dolayısıyla az uyumaya teşvik buyurmuştur. Şimdi usta bir hadis rivayet edecek ama vakit yetmez. Akşam dayanışıyor. Bu hadisleri rivayet ederken ravileriyle rivayet, yani bana şu anlattı, ona şu anlattı, biz biraz ravilerden de bahsediyoruz, o zatın faziletleri falan, onlara da girdiğimiz için 15 gün sonra derste inşallahü rahman o ravilerle beraber yeme içme hakkındaki hadis-i şerifleri rivayet ederiz. Rabbim muvaffak eyleye, manilerimizi izale eyleye, yardımcıları ziyade eyleye, Hazm-ı Kerem'iyle bizleri Şifa-i Şerif dersinden şifaya eyleye. Maddi manevi hayır umratlarımıza nail eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Cümlemizi mübarekler sürmetine affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle.
Amin. Tekrar tekrar nasip eyleyin. Ölünceye kadar şu dersimizi hatmetmeden, şu kitabımızın hitamına gelmeden ruhlarımızı kabzeylemeye. Amin. Devam sebat istikametten de müşerref eyle. Amin. Hürmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed. Teala aleyhi ve sahbihi ve sellem ve teslimen kezira ve elhamdülillah rabbil alemin. İlâ şerefi nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve sahbihi şahidina. روح روحنا من طريق النفط بهم صلاة الله جميع مشاهدنا وشاهدنا أماتنا أمات مشينا أمات 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 الفاتحة صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هفتيا Cumartesi akşam namazından sonra Antalya'da kitap buharında bulunacak. Neresiydi adı? Kemeraltı buharında bulunacak. Tabi orada her sınıf insanlar, kitaplar, şunlar bunlar olur ama biz orada inşallah Ehl-i Sünnet'in güzelliğini gösterelim inşallah. Bir sohbet de olacak orada açıkta. O bölgede olanlara haberdar edelim. Herkesin orada arkadaşlarımız, tanışlarımız var. İnsanları haberdar edelim. İmkanı olanlar gelebilirler.